Selamünaleyküm. Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Hepinize hayırlı akşamlar. Allah sağlık sıhhat versin. Bugün ikinci el piyasasını ve sıfır otomobil piyasasında kredili satışların önemini konuşacağız. Çünkü kredili satışlar olmayınca bakın 2 aydır otomobil piyasasında yaprak kımıldamıyor. Otomobil satışları neredeyse durdu denecek kadar az. Biz bir önceki yayınımızda kredi musluklarının tamamen kapandığını, kredili satışların olmayacağını, kemer sıkma politikasının uygulanacağından bahsettik. Tam bizim videomuzun 2 akşam sonrasına da Sayın Bakan açıklama yaparak artık kredili satışlarla otomobil satışlarının olmayacağını, kredilerin önünün açılmayacağını ve parası olanın otomobil alması gerektiğini söyledi ve biz bayilere gittik, sorduk. Böyle olursa ne olacak? Otomobiller satılmayacak mı? Sıfır otomobil cephesinde durum ne olacak? Ticaret tamamen bitecek mi? Alsatçı dediğiniz kısım tamamen silinmiş durumda. Onlar artık otomobil alıp satma işlemini bıraktılar arkadaşlar. Ellerindeki otomobilleri çıkarmaya çalışıyorlar. Sıfır otomobil piyasasında bayiler ne söyledi? Bundan sonra yılın son çeyreğinde neler olacak? Hep birlikte izleyelim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. İyi seyirler arkadaşlar. Yani sizin merak ettiğiniz gibi ben de otomobil piyasasında sıfır otomobil piyasasını çok merak ediyorum. Çünkü kredili satışların en çok olduğu, en çok döndüğü kısım sıfır otomobil piyasası. Bayiler de satışlarını yaparak buradan otomobillerini pazarlayabiliyorlardı. Fakat şu an geldiğimiz durumda bayiler kredili satış yapamıyorlar. Onlara sorduk. Dedik ki eğer bu kredi muslukları açılmazsa siz bu otomobilleri ne yapacaksınız? Çünkü çoğu bayinin elinde stoklarının üzerinde otomobil var. Onlar da bilmiyorlardı bu şekilde olacağını, kredi musluklarının kapanacağını, otomobillerin satılmayacağını. Ama geldiğimiz şu durumda gerçekten sıfır otomobil cephesinde satış rekorları kırılsa dahi şu anda ellerinde çok çok araba var ve birçok bayi de kampanya düzenlemeye başladılar. Bayilerin bize söyledikleri şu arkadaşlar. Biz daha önce takasta otomobil alamıyorduk. Vatandaş otomobilini satıp bizden gelip otomobil satın alıyorlardı. Kredili satışlar daha çok oluyordu. Fakat şu anda kredili satışların olmadığı bir dönemde takasta otomobil daha çok geliyor. Yani insanlar artık otomobillerini satma yerine takasta değerlendirip sıfır otomobil almaya çalışıyorlar. Bayiler bundan sonra otomobil satabilmek için kredili, kampanyalı satışlar başlatacaklar. Bunun altyapısını oluşturmaya çalışıyorlar. Fakat arkadaşlar, bayilerin oluşturduğu kampanyalarda biz acaba cazip bir fiyattan otomobil satın alabilecek miyiz? Bazı arkadaşlar yorumlarda şundan bahsediyor. Yani böyle bir şey yok. Araştırdınız mı? Sordunuz mu arkadaşlar? Gittiniz mi? Siz atıyorum kırsal kesimde yaşıyorsunuz. Sadece bir bayi var. Bu bayiden de otomobil almaya gidiyorsunuz. Adamın 3-5 tane kotası var ve bu kotayı da satmış olduğunda siz otomobil yok diyorsunuz. İstanbul gibi büyük bir metropolde gerçekten birçok bayide birçok otomobil var. Ve stoklarının üzerinde otomobiller var arkadaşlar. Biz bunları gidip araştırıp size bu şekilde bu yayınları yapıyoruz. Cazip bir kredi oranlarıyla acaba bayilerden otomobil alabilecek miyiz? İlerleyen günlerde bunu göreceğiz. Fakat şu da var arkadaşlar. Kampanyalı sıfır otomobillerde indirimli satışlar başlayacak. İşte bu indirimli satışlar da gerçekten avantajlı olabilir. Birçok arkadaşımız bana yorumlarda yazıyor. İşte hatta bir tanesi Ford'dan bir araç almış. Aracın faturasının kesildiği gün 150 bin TL indirim gelmiş. Ben bu 150 bin TL indirimi alabilir miyim diyor. Aracın satışını almamış. Satışını almadığı için de belki de bu otomobile 150 bin TL indirimle sahip olabilir. Bunu da yorumlarda görebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü birçok yorum yazan arkadaşlar ya böyle bir şey yok, böyle bir indirim yok gibi yazıyorlar. Bunlar büyük ihtimalle bana bu tarz yazıları yazanlar ya alsatçı oluyor ya galerici oluyor. Elinde birçok otomobili olan oluyor. Bundan dolayı da benim anlattıklarım onun hoşuna gitmemiş oluyor. Ama biz gerçekleri anlatalım. İster hoşuna gitsin, ister hoşuna gitmesin. Her zaman doğru ve gerçekleri söylemek kanalın ilerleyen günlerdeki ilerleyişi için ve benim için daha iyidir arkadaşlar. Yine yorumlardan bir tanesinden bahsedeyim. Abi sen alsatçı mısın? Galerici misin? Ne iş yapıyorsun? Arkadaşlar, hani YouTube'da ben bu tarz videoları çekiyorum ya, benim ne olduğum mu önemli yoksa size anlattıklarım mı önemli? Bunu ben çok merak ediyorum.
Alsatçıyım desem ne diyeceksin? Galericiyim desem ne diyeceksin? Ben bu yorumları size yaparken gerçekten çok iyi analiz ediyorum ve de piyasayı çok iyi takip ediyorum. Çünkü bulunduğumuz bölge olarak İstanbul Altunizade ve 6 dönümlük bir yer. Sürekli buraya kiralamada olsun, ikinci el piyasasından olsun herkes ve her kesimden gelenler oluyor. Ve de buradan filo firmalarını daha iyi yakından takip ediyoruz. Ve araba aldığımız bayileri de bu için acaba hangi kısmında nasıl bir tedbirler aldıklarını soruyoruz. Bunun için de sizin de bu tarz yorumlar yapıyorsunuz ya, ben bazen üzülüyorum. Acaba ben bu kadar araştırma yapıyorum, onlar ne peşinde? Niye bu tarz sorular soruyorlar? Gelin görün bir KFM için ne iş yaptığımı siz de yakından görmüş olursunuz. Biz piyasanın içinde size doğru bilgileri verebilmek için sürekli kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Bu da sizin sayenizde oluyor arkadaşlar. Bakın, bir kişiyle başladık, 28 bin kişiye ulaşmak üzereyiz. Yani bu kısa zamanda iyi bir kitle ve bu kitlenin içinde de gerçek izleyicinin haricinde kimse yok arkadaşlar. Onun için hepinizden şimdiden izleyip ve bize yorum yaptığınız için teşekkür ederiz. Şimdi ikinci el piyasasına gelelim arkadaşlar. Şimdi bayilerde gerçekten kampanyalar olursa, otomobillerde bir indirim olursa ikinci el piyasasında mecburen arkadaşlar indirim olmak zorunda. Ben hep bundan bahsediyorum. Bazen yine yorumlarda diyorlar ki İndirim olmaz, enflasyon var. Arkadaşlar enflasyon var. Bayiler neden şu anda araçlara zam yapmadı? Araçlara zam yapamazlar çünkü ikinci el piyasasında sıfır otomobiller var. Bunların fiyatları daha ucuz ve sıfır otomobillerin fiyatları daha yüksekten olduğu için bayiler otomobil satmak için hem zam yapmadılar hem de birçok otomobilde indirime gittiler. Ve de kampanyalar yapacaklar. Biz bunu ilerleyen günlerde göreceğiz. Sadece burada ben bir yayınımda şunu söylemiştim. Aman aman, sakın ha sakın kredi muslukları açılmasın. Kredi muslukları açılırsa sıfır otomobilleri filo firmaları alır. Bu zamanda filo firmaları otomobil alırsa da o zaman sıfır otomobil bayilerde bulma şansımız yine olmaz. İkinci el piyasasında otomobilin fiyatları artar demiştim. Buradaki yanlış anlaşılmadan dolayı yine birçok yorum yapıldı. Ama şu anda filo firmalarına otomobil satılmayacak. Filo firmaları otomobil alamayacak. Çünkü nakit para akışı filo firmalarında olmuyor arkadaşlar. Onlar kredili alıyor. Sattıkları otomobillerle de kredilerini ödemiş oluyorlar. Şimdi ikinci el piyasasında alsatçıların elinde kalan otomobilleri onlar düşünsün arkadaşlar. Bayiler kampanya düzenlerlerse onlar da bu otomobillerin fiyatlarını düşürmek zorunda kalacaklar. Ve piyasadan tamamen onlar çekilmiş olacak. Bu işin suçlusu gerçekten alsatçı mı arkadaşlar? Bu işin suçlusu sadece alsatçı değil. Biz onu ön plana çıkarmış gidiyoruz. Esas bu işin suçlusu bu döngüye izin verendi. Bu döngüye izin verildiği için bu döngü dönmeye başlamıştı. Şu anda alınan tedbirler ve önlemler sayesinde alsatçı bu işi yapamıyor duruma geldi. İlerleyen günlerde zaten sarı sayfalardaki denetimlerle birlikte onlar tamamen bu piyasadan çekilmek zorunda kalacak. Ne zaman ki kredi muslukları açılırsa o zaman sıfır ve ikinci el otomobil piyasasında bir hareketlilik başlayacaktır. Biz bunu yılbaşından sonraya bekliyoruz. Çünkü önümüzde yerel seçimler var. Yerel seçimlerin olması da burada kurdaki baskıyı artıracaktır. Kurdaki baskı da otomobil fiyatlarının yukarıya çıkmamasını ve yatırımcının otomobile yatırım yapmamasını, diğer emtialara dönmesini sağlayacaktır. Tamamen otomobil piyasasından onlar çekildiği için de ikinci el piyasasında ve sıfır otomobil piyasasında bir denge ve rahatlama sağlanacaktır diye tahmin ediyorum. Bu benim gerçekten düşüncelerim arkadaşlar. Şu anda bayilere gittiğinizde bayilerde otomobil gerçekten var. Yani siz gidin bir sorun. Bulamadığınız otomobili bana sorun. Ben araştırayım, size diyeyim ki bakın şu bayide var. Ben Instagram adresimden bu konuda sizlere her zaman destek veriyorum. Hatta bu pazar günü TikTok'ta bir yayın açmıştık, canlı yayın. Oradan bana Instagram'da ulaşan arkadaşlarla da birebir konuşma şansımız oluyor. Onların aldıkları otomobilleri değerlendiriyoruz ve o sattıkları otomobiller hakkında da değerlendirip bilgi paylaşımında bulunuyoruz. Yani bizim amacımız sizlere hizmet edebilmek. Siz olduğunuz süre içerisinde biz bu bilgileri araştırıp size veririz arkadaşlar. Yani benim amacım buradan otomobil satmak değil arkadaşlar. Biz buradan otomobil satmıyoruz. Bizim
otomobil satmakla ilgili bir düşüncemiz yok ve otomobil satmakla ilgili bir kaygımız da yok. Piyasa bize göre yukarı çıkmış, aşağı inmiş, bizi hiç ilgilendirmiyor arkadaşlar. Yani biz piyasada en ucuz ilan hangisiyse, sarı sayfalardaki ilanlarımıza bakarsanız görürsünüz. Genelde en düşük ilanlı rakamlar bizim oluyor. Videomu beğendiyseniz, kanalıma abone olursanız sevinirim. Sizin de bu konudaki yorumlarınızı bekliyorum. Bakanın açıklamasından sonra kredi musluklarının açılmayacağı ve otomobil satışlarında parası olanın otomobil alacağı bir dönem başlıyor. Bu otomobil fiyatlarına ikinci elde bir düşüş yaşanmasına sebep olur mu? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun.